ani bir gelişme olur, herkes gitsin derler. Buraya yardıma gelip sizlere destek amaçlı Konya gelecek. Maraş depreminde gördüğümüz eksiklik ve aksaklıklardan sonra neler daha iyi yapabiliriz, ne tür sıkıntılar yaşadık? Onlardan sonra biz Bursa'da bir çalışma yaptık. Türkoğlu'ndan Nurdağ'ına, Nurdağ'ından Hatay İskenderun'a geçiyordu. İl Afet Yönetim Merkezi AFAD'ın belli kısımları yıkıldığında kurtarma ekiplerini Maraş'ta şeyde toplamıştık. Pazarcık'tan bir kilometre ilerideki köylerin durumundan haberimiz vallahi yoktu. Bana buralara bir ihbar gelmedikten sonra bir kilometre ilerideki köylerin durumunu ben bilemezdim ki. Biz aynıydı, haklılar. Her yer yıkılmış, herkes kendi derdinde. Nurdağ'a, Nurdağ'dan Maraş'a gidene kadar büyük sıkıntılar yaşadık. Yaşadık mı, yaşamadık mı? Yani biz Aydın, Nazilli arasındaki bir afetteki şimdiki trafiği düşünmeyin. Afet anındaki yol trafik durumunu düşünün. Çözümler nelerdir şimdiden düşünmek veya böyle bir durumla karşılaştığımızda ambulansların gidememe durumunun çözümü ne olabilir şimdiden düşünmek lazım. İş makineleri. Efendim bir afet olduğunda Aydın, Nazilli sallandığında il koordinasyon kurulu toplanıyor. Bu vali başkanlığında bizim 23 çalışma grubumuz, yani bunda emniyet var, jandarma var, sağlık var, Kızılay var, karayolları var, bütün yetkililer ve bunlardan bir tanesi de arama kurtarma barınma. Bize AFAD'a verilmiş, diğerleri diğer kurumlara verilmiş. Sevgili arkadaşlar, bu çalışma gruplarının, idarecilerinin, idraklerinin geniş olması, afeti önceden iyice anlamaları ve değerlendirmeleri biz afeti doğruca idare etmemize sebep olur. Sevgili arkadaşlar, AFAD İl Müdürlüğü'nü bilen vardır, görmüşsünüz. Alanı çok küçük bir alan. Aydın sallandığında 200 arama kurtarma ekibinin Aydın İl Müdürlüğü'ne geldiğini hesap edin. Ve o ekipten beşer kişi indiler, bir lavaboya gidecekler. Akabinde vatandaş enkaz altında olanlar İl Müdürlüğü'ne akın ettiler. Ve ilim valisi, yetkililer orada afeti yönetecekler. Bunları kimlerden teşkil edeceğiz? Bizden STK'lardan, güvendiğimiz koordinasyonu yapabilecek arkadaşlardan ayarlamamız lazım. Ekiplerin durumunu daha iyi tetkik etme imkanına sahip. Geçen büyük ilçelerde Vali Bey'in onayıyla ilçe afet yönetim merkezleri kurulur ve il afet müdahale planına uygun olarak ilçe afet müdahale planları hazırlanır şeklinde yönergede bir ibare vardı. Tabi bu 2022 yılında planlar aslında yıllarken bizim destekli mantığımız şöyleydi. İl afetler etkilendiği zaman çevre her ilin her ilçesiyle başka bir ili uzaktaki afetten, yani deprem özelinde konuşalım, depremden etkilenmeyeceği düşünülen bir ille eşleştirme şeklinde il ilçe eşleştirmesi yapılacak ve burada sizler de bizler de aynı şekilde AFS'de olacağız. Bizim yerimize çalışacak olan arkadaşların ilçedeki yapılan, yani çünkü onlar bu ilçe hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan gelecekler ve hem irtibat kurma noktasında hem de işte ne nereden alınır, kimle ne şekilde konuşuruz, depolar, barınma alanları, çadır kentler, toplanma alanları, misafirhaneler, yemekhaneler, hayvan barınakları nerede, bunları bilmeden gelecekler. Bu sene Müdür Bey'in de önderliğinde, o da Sayın Valimizle birlikte verdikleri talimatla ilk defa bir ilçe afet müdahale planı hazırlanmaya giriştik. Tabii bunun bakanlıkça yayınlanan bir taslağı yok. Bu taslağı biz oluşturduk. Yaşadığımız işte en az bizde deneyimi olan 10-15 yıldır personelimizin. Yani ilçede herhangi bir afet olduğu zaman dışarıdan gelenlerin hızlı bir şekilde müdahale edebilmesini sağlayacak bir plan oluşturmaya çalıştık. Değişiklikler sahiplenme konusunda eksiklikler görüyoruz. Zaten Sayın Kanka'nın siz de yaşamışsınızdır, gördük hep beraber. Arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonu, beslenmenin koordinasyonu, barınmanın koordinasyonu şeklinde gruplandırarak aslında
edilen bir şeydi bizde. Yem işletmesi olarak Aydın Balar'ı ürünleri üretim pazarlama kooperatif diye bir kısım var. Nazil denen bir yem işletmemiz var. Ayrıca ilçedeki veterinerlerin büyükleri de ilk tarafı bize gönderdikleri bunlar. Eğer daha fazla, zaten jandarmanın yaptığı bir çalışma. İşte yürüme mesafesinde 500 metrede hangi alanları kapsar bu toplanma alanları diye. Bugün AFAD Müdürlüğümüzün yazmış olduğu sunumla aslında afetlerle mücadelenin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu ve bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir kez daha hatırladık. AFAD Müdürümüzün şu çizimlerinde bile işin bir kadar kompleks bir konu olduğu ve yönetimin ne kadar büyük bir uzmanlık gerektiğini ve ne kadar sıkıntılı bir konu olduğunu hepimiz bir daha müşahede ettik. Tabii diğer kamu görevinde tayinler söz konusu ve hayat içerisinde, günlük süreç içerisinde her şey değişiyor. Konuları değişiyor, miktarları değişiyor, nitelikleri değişiyor. Yani hem bina bazında hem imkan kaybetler bazında bunların sürekli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Bu afet yönetim başlı başına bir uzmanlık ve birinci vazifelerden bir tanesi olarak bence görülmeli. Afet yönetiminde de benzer bir durum söz konusu. Bence bunda da bir kalıcı bir temel bilginin mutlaka hem kamu yöneticilerinde hem de kamu personelinde olması gerekir. Belki eğitim sisteminin parçası olarak bunun da eğitim süreçlerinde verilmesi lazım temel bazlı olarak. Ama işte biraz önce afetle mücadele konusunda neler yapmamız gerektiği konusunu anlatırken herhalde en temelde de belediyelerimizin kentsel dönüşümlerle ilgili sağlam binaları ne kadar çok olursa eğer afetli mücadele o kadar daha kolay yönetilebilir olacaktır. Yani biz ne kadar mükemmel planlar yapsak ayakta kalan bina sayımız az olursa eğer mücadelesi çok daha çetin oluyor. Dolayısıyla bizim ayakta kalan binalarımız olması gerekiyor. En nihayetinde afet bittikten sonra o konteynerların ne yapılacağı bile bir konu yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla en başta müdahaleye başlarken ne yapacağımızı bilmek ve sonrasını da nasıl sonlandırılacağını, tamamlanacağını kadar organize edilmesi gerekiyor. Afetin yoğunlaması ve müdahale şeklinde afetten afete değiştiği söz konusu. Dolayısıyla her senaryo için bir plan mutlaka olması gerekiyor. Ekipmanların ona göre olması gerekiyor. Dolayısıyla benim naçizane tavsiyem İl müdürümüzün içer bazında birer koordinatör tayin etmesi ve bu tabii ki envanter çalışma çok kıymetli, çok önemli. Her şeyin başı envanterlerle başlıyor. Neyimiz var, bizim neyimiz var, biz neye sahibiz, bilgisine sahip olmakla başlıyor. Ama bir tabii ki işin doğrusunu söylemek gerekirse günlük süreç içerisinde konsantremiz başka noktalara daha çok yoğunlaşabiliyor ama bir koordinatörümüzün burada bulunmuş olması, bu hazırlık çalışmalarının yürütülmesinde devamlılığın sağlanması, bir noktada konsantrasyonun orada daimi kalmasını sağlaması açısından çok önemli.